Hainler bazalara gizledikleri ve onlarca bombalı araç hazırlayabilecekleri patlayıcılarla İstanbul'u kana bulayacaktı. Diyarbakır polisinin operasyonuyla kalleşlerin katliam planı önlendi. RDX ve C4'ten daha güçlü olan patlayıcıların İstanbul'a götürülüp 20 bombalı araç hazırlanacağı iddia edildi. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis gelen bir istihbaratla harekete geçti. PKK'lı teröristler mobilya atölyesini patlayıcı deposu olarak kullanıyordu. Sevkiyatı da o atölyenin kamyonlarıyla yapıyorlardı. 40 bazanın içerisinden patlamaya hazır halde RDX ve C4'ten daha güçlü olduğu bilinen PETN tipi 89 adet toplamda 80 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 4 adet el bombası, el yapımı elektrikli patlama kapsülü ve çok sayıda mühimmat da mobilya atölyesinden çıktı. Teröristler polis uygulamasından kaçmak için bombaları bazaların altına saklıyordu. Sevkiyatın adresi de İstanbul'du. Hainler 80 kilo patlayıcıyla 20 bombalı araç hazırlayacaktı. Yani bir katliam değil, çok daha fazlasını planlıyorlardı. Operasyonu yapan ve 4 şüpheliyi gözaltına alan Diyarbakır polisi, terör örgütünün saldırı hazırlığı yaptığı İstanbul'daki ekiplerle bağlantıya geçti. İki ilin emniyeti koordineli biçimde operasyonları sürdürüyor.